Merhabalar sevgili gençler. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız sevgili gençler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kombinasyonla kombinasyonla seçim yapmayı öğreneceğiz. Yaptığımız seçimlerin sayısını bulmayı öğreneceğiz. Kaç farklı seçim yapabiliriz bunları öğreneceğiz. Kaç farklı takım oluşturabiliriz. E, kaç farklı kalem seçebiliriz. Kaç farklı bilgi seçebiliriz bunları göstereceğiz. Şimdi... ne elemanlı matematiksel tanımla başlayalım yine. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısına N'nin R'li kombinasyonları denir. Yani seçimleri denir. N'nin R'li seçimlerini C, N, R ya da N'nin R'lisi şeklinde gösteririz. Genelde kullanacağımız kısım şu. Yani N'nin R'lisi diyeceğiz. Bunu nasıl hesaplıyoruz? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel ki şurası zaten bildiğiniz. P n'nin r'lisiydi. Demek ki P'nin R'lisini biz R faktöriyeli yani permütasyon yaptığımızı R faktöriyeli bölersek sonucu bulacağız. Niye R faktöriyeli bölüyoruz? Çünkü bu burada R tane cisim seçmiştik. Bunları sıralamıştık. Sıralamayı engellemek istiyoruz. Çünkü kombinasyon sıralama yapmaz arkadaşlar. Buraya yazabilirsiniz. Kombinasyon sıralama yapmaz. Sıralama yapmadığı için de o sıralama adedine bölüyorsunuz. Ki sıraladıklarımızı tekrardan e, düz tek düze halinde alalım sadece seçelim diye. Bir A kümesi ABCDEF kümesinin iki elemanlı alt kümelerini biz şuraya kayıt altına tutarsak işte AB, AC, AD, AE, EF'ye kadar toplam 15 tane vardır diyoruz. E, SA 6 olduğundan biz bu 6 tane elemandan herhangi iki tanesini seçtik aslında burada bunu yaparken bunları yazarken. E, herhangi iki tanesini kaç farklı biçimde seçeriz? 6'nın ikilisi ki biz bu kombinasyonu da şu şekilde düşünebiliriz. 6'nın ikilisi 2 iki defa açacaksın bunu 6 çarpı 5 2 tane açmıştık ya onları sıralamayacağız. 2 faktörü ile böleriz. Bu arada kombinasyonla ilgili önemli özelliklerden bir tanesi n'in r'lisi n'in n-r'lisine eşittir. Çünkü r ile n-r'nin toplamı neyi veriyorsa bunlar birbirine eşittir de diyebiliriz. Mesela 7'nin 5'lisine bakalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 5 faktöriyel yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diyeceğiz. Burada 5, 4, 3 ve 5, 4, 3 birbirini götürürse 7 kere 6. 42, 2'ye böldüm. 21, 7'nin ikilisi de 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel olacak. Ve 7 kere 6, 42, 2'ye böldüm. 21. Demek ki burada şunu da çıkarabiliriz. Mesela 7'nin 5'lisi 5, 5 7'ye daha yakın ya. 7'nin 5'lisini hesaplamak yerine sorularda 7'nin ikilisini hesaplamak daha mantıklı olacaktır. Tamam? Sorularımıza bakalım. 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı ile 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı birbirine eşit olan bir kümenin 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı. Şimdi n elemanlı olsun bizim kümemiz. 4 elemanlı alt küme sayısı n'in 4'lüsü olur. 2 elemanlı alt küme sayısı da n'in ikilisi olur. Bunlar birbirine eşitse 4 ile 2'nin toplamı bize n'yi verecekti. Demek ki n kaçmış? 6'ymış. 6 elemanlı bir kümemiz var ve 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı soruluyor. E bu da 6'nın birlisine eşitti zaten. 6'nın birlisi de 6'ya eşittir sevgili gençler. 7 elemanlı bir kümenin en çok 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı en çok demiş bakın. 7'nin sıfırlısı artı 7'nin birlisi artı 7'nin ikilisi artı 7'nin üçlüsü artı 7'nin dörtlüsü artı 7'nin beşlisinin toplamı sorulmuş bize. 7'nin sıfırlısı 1, 7'nin birlisi 7, ikilisini az önce hesapladık 21. 7'nin üçlüsü sevgili gençler 7 çarpı 35 de 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden kaynaklı 35'tir. E 7'nin dörtlüsü zaten 7'nin üçlüsüne eşit olacak bu da 35. 7'nin beşlisi de buna eşit olacak 21. İşte bunları toplarsak sevgili gençler cevabı bulmuş oluruz. Toplayalım mı bir de? Şurası 70, 21 21 daha 42, 112 8 daha kaç yapar? 120 yapar arkadaşlar. Evet, geçiyoruz bir diğer sorumuza. Diyor ki ABCDEFG kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A yoktur? A'yı buradan siliyorsunuz. Diskalifiye oluyor. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemandan 2 tanesini seçmekle olur bu. Pardon 4 eleman mıydı? Gerçi yanlışlıkla doğru cevabı verdik. 6 tanesinden 4 elemanı seçersek cevabı buluruz ki bu da 6'nın ikilisidir. 6'nın ikilisi de 15'tir deriz hesaplayarak. Kaç tanesinde A elemanı vardır diye soruluyor. E şimdi bize 2 elemanlı alt kümeler, pardon 4 elemanlı alt kümeler lazım. 2 nereden düşüyor aklıma bilmiyorum. A bulunur diyor. A'yı yerleştiriyorsunuz. 3 tane eleman seçmemiz lazım. A'yı kullandık. Geriye 6 tane kaldı. 6 tanesinden herhangi 3 tanesini seçerek yapabiliriz bunu. Cevabımız ne olacak? 20 olacak. Kaç tanesinde A yok B vardır diye soruluyor. Şimdi B'nin olduklarını istiyor. B'yi yazdım. B'yi aldım. Ama A olmasın diyor. Geriye kaç tane kaldı? 5. Seçim kaç tane var? 3 tane. 5'in üçlüsü bize cevabı verir. Aynı zamanda bu 5'in ikilisine bu da aynı zamanda 10'a eşittir cevabımız 10 olacak. Kaçında A ve B yoktur? İkisi beraber olmayanlar 4 elemanını istemişti. Ee, kaçında A ve B yoktur diyorsa hem A'yı hem B'yi sildik. 5 tane eleman kaldı 4 tane eleman seçeceğiz. 5'in dörtlüsü cevap nedir? 5'in birlisidir yani 5'tir diyebiliriz sevgili gençler. Kaçında A ve B vardır diye soruluyor. Bakın 4 tane eleman istemişti. A ile B'yi de olsun istiyor. Tamam mı? Daha sonrasında seçmemiz gereken 2 tane. Bunları da seçmiştik zaten 5 tane elemandan herhangi 2 tanesini seçeceğiz. Bu da kaç yapar? 10 yapar. Kaç tanesinde A veya B vardır? Düşün. A veya B vardır diyorsa A'nın olup B'nin olmadığı, B'nin olup A'nın olmadığı ve her ikisinin de olduğu durumları istiyordur. İstemediği tek bir durum var ikisinin de olmadığı. Bir kere bu kümenin bu kümenin yani kaç elemanlıydı? 7 elemanlıydı. Kaç tane 2 elemanlı alt kümesi var? 7'nin ikilisi tane. Eksi diyorum. E, 4 elemanlı ya. Hep 2'ye gidiyor aklım. Özür diliyorum. 4 elemanlı. Kaç tane alt kümesi vardır? 7'nin 4'lüsü kadar. Eksi istemediği durum A ve B'nin olmadığı durumu istemiyor. A ve B yok turu biz burada bulmuştuk zaten. 5 taneydi. Dolayısıyla bundan biz 5'i çıkaracağız. Burası 35'ti. Burası da 5'ti. Cevap ne olacak? 30 olacak sevgili gençler. Geçtim. Bir diğer soruma. Sonra yaklaştıralım ki rahat okunsun değil mi? 5 tane kız 7 tane erkek öğrenci arasından 2 tane kız 3 tane erkek olmak üzere 5 öğrenciden oluşan bir ekip kaç farklı şekilde oluşturulur? Şimdi bize... Bu ekipte 2 tane kız öğrenci lazım. 3 tane erkek öğrenci lazım. Kaç farklı şekilde oluşturulur diyor. Kızları tabii ki kızların arasından seçeceğiz. 5 tane kızdan 2 tanesini seçtim. Çarpı. 3 tane erkek seçeceğim. 7 tanesinin arasından 7'nin üçlüsü olacak. 5'in ikilisi 10. 7'nin üçlüsü de 35'ti. 10 kere 35. 350 farklı biçimde ben bu grubu oluşturabilirim sevgili gençler. Diyor ki 3 tane doktor 5 tane hemşire arasından içinde en az bir tane doktor bulunan 4 kişilik bir sağlık ekibi. Şimdi en az bir tane doktor bulunacaksa doktor hemşire 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 olabilir. Doktor doktor hemşire hemşire olabilir. Doktor 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 hemşire ya da tamamı doktor olabilir ama tamamının doktor olmasına imkan yok çünkü 3 tane doktorumuz var zaten. Şimdi tüm onları bulup toplayacağız. Bir tane doktoru kaç farklı biçimde seçerim? Yani 3'ün birlisi 5 hemşire arasından da 3 tane hemşire seçeceğim. 5'in üçlüsü. Artı tüm bu durumlar farklı farklı durumlar olduğu için topluyorum. 2 tane doktoru 3 doktordan 2 tanesini seçerim. 5 hemşireden 2 tanesini seçerim. Böylelikle istenilen gerçekleşmiş olur. 3 üç doktordan 3'ünü 5 hemşireden 1'ini seçerim. İstenilen gerçekleşmiş olur. 3'ün birlisi 3, üç. 5'in üçlüsü 10. 3'ün ikilisi 3, 5'in ikilisi 10, 3'ün üçlüsü 1, 5'in birlisi 5. 3 kere 10 30, 3 kere 10 30, artı 1 kere 5'te 5. Toplamda sevgili gençler 65 farklı biçimde bu ekip oluşturulabilir sağlık ekibi. Geçtim bir diğer soruma. 12 öğrenci arasından 5 kişilik bir takım kurulacak. Bu öğrencilerden belli ikisi kesinlikle takıma gireceğine göre kaç farklı takım oluşturulabilir? Şimdi 12 tane öğrencimiz varmış. Bu öğrencilerden bir tanesi mesela İsmail olsun. Tamam. Diğeri de Burak olsun. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane daha diğer sıradan karbon piller var. Sıradan çinko karbon piller. Bunlar durasel. Şimdi diyor ki 5 kişilik bir takım oluşturacaksın. Ama diyor belli iki tanesi yani o İsmail ile Burak bu takımda olsun istiyor. Ve bu takıma seçmemiz gereken 3 tane daha oyuncu var. Kaç tane oyuncu arasından seçeceğiz bunu? 10 kişi arasından. Demek ki cevabımız 10'un üçlüsü olacak. 10'un üçlüsü de sevgili gençler 120 yapar. Eee, hocam çat diye söylüyorsunuz bunları hesaplasak olmaz mı diye. Bunları hesaplayın arkadaşlar. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyel dersen 120'yi bulursun. Anlaştık mı? Devam. 7 kişi birbirleriyle birer defa tokalaşırsa kaç farklı tokalaşma olur? Şimdi bak 7 tane kişi var. Bu kişiler A, B, C, D, E, F, G kişileri olsun. Sen bunlardan herhangi ikisini seç. Mesela B ile D'yi seçtim. B ile D'yi seçtikten sonra B, D ile tokalaştığı zaman aynı zamanda D, de B ile D tokalaşmış olur. Yani biz herhangi iki kişi seçtiğimiz zaman onların tokalaşma olayını bitirmiş oluyoruz. O halde ben 7 kişiden herhangi 2 kişiyi kaç farklı biçimde seçebiliyorsam işte o kadar sayıda da çarpı 1 kadar çünkü B ile D'yi seçtim bir tane tokalaşma gerçekleşti. Çarpı 1 kadar tokalaşma sayısı çıkar meydana. 7'nin ikilisi de kaçtır arkadaşlar? 21'dir. Bunu da 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyelden elde edebilirsiniz. Geçtim sevgili gençler 6. sayfama ilk soruma. Bir şirkette çalışan 8 tane kişiden 3'ü Dubai'ye, 5'i de Florida'ya tatile gönderilecek. Bu iki gezi grubu kaç farklı şekilde oluşabilir? Hangi şirketmiş o ya? Şimdi arkadaşlar Dubai'ye gidecekler diyelim. Dubai ve Florida'ya gidecekler diyelim. Tamam? Dubai'ye gidecek 3 kişi var, 3 tane kontenjan. Florida'ya gidecek de 5 tane kontenjan var. 8 kişiden herhangi 3'ünü seçip önce Dubai'ye bir göndereyim bakalım. 8'in üçlüsü biçiminde seçerim mi? Bunları Dubai'ye postalarım. Pekala. Şimdi bunlar gitti Dubai'ye. Geriye kaldı 5 kişi. 5 kişiden de 5'ini seçerim. Bunları da nereye gönderelim? Florida'ya. 8'in üçlüsü diyoruz. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktoriyelde 56 gelir. Çarpı 5'in beşlisi de 1. O zaman cevap 56. Ama şimdi dur bakalım yine itiraz gelebilir. Aklınızdan itiraz gelebilir. Yani direkt bana şimdi itiraz ettiniz eyvallah da ben sizi duymadım ama bu itirazlara e, ne, ne diyelim hazırlıklı olduğumuz için ben bunu da cevaplayayım sana. Önce Florida'yı seçseydik gönderseydik de sonra Dubai'ye kalanlar gitseydi hocam olmaz mıydı? Olurdu. 8 kişiden 5 kişiyi seçtim ve bunları ben Florida'ya gönderdim. Kalan 3 kişiden 3'ünü de seçtim. Bunları da Dubai'ye gönderdim. Ve 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşit zaten. E bu da zaten bir aynı cevap. Gene 56 gelecek. Yani durum değişmeyecek sevgili gençler. Tamam. Dolayısıyla istediğinizi istediğiniz sıralamada seçip bunu yapabilirsiniz. Bir şirkette çalışan 8 kişiden 8 kişimiz var. 3 ve 5 kişilik İki gruba ayrılıp gruplardan biri Dubai'ye, diğeri Florida'ya tatile gönderilecek. Bu iki gezi grubu kaç farklı bir oluşturulabilir? Şimdi yukarıdaki sorudan farkı ne sevgili gençler? Önce 3 ve 5 kişilik iki tane grup ayıracağız. Ama şöyle yapalım Dubai diyelim yine bir de yine Florida diyelim. Diyor ki 3 ve 5 kişilik iki grup ayırmıştık ya bir grubumuz 3 kişilik şöyle bir grubumuz da şöyle 5 kişilik olsun. Bunlardan bir grubu Dubai'ye diğerini Florida'ya göndereceğiz. Yani 3 kişilik Dubai'ye gidip 5 kişilik Florida'ya da gidebilir. Ama 5 kişilik Dubai'ye gidip 3 kişilik olan ekip Florida'ya da gidebilir bu sefer. Peki şunu hesaplamıştık kaçtı sevgili gençler 56 mıydı bir üstteki soruda? E bu da 56 gelecek. Doğru mu? Doğru. O zaman cevap 56 çarpı 2 faktöriyelde olabilirdi. Neden 2 faktöriyel? Çünkü sevgili gençler bunları bu şekilde gönderdikten sonra hadi bir de yer değiştirin. Siz Florida'ya siz Dubai'ye gidin diyebiliriz. Dolayısıyla 56 çarpı 2'den cevap ne olur? 112 yani acil matematik de olabilirdi yani. Evet. 6 farklı oyuncak özdeş 3 kutuya ikişer ikişer kaç farklı şekilde konulabilir? Şimdi 6 tane oyuncak var. Oyuncakların isimleri A olsun, B olsun, C olsun, D olsun, E olsun, F olsun. 6 tane oyuncak. Özdeş olan 3 tane de kutumuz var. Şöyle kutularımızı da çizelim. Şekilli şu kullu. Ha, Şöyle bak 3 boyutlu çizeyim size. Hop 3 boyutlu kutu oldu bak. Gölgelendirme falan da yapardım da video çok uzar şimdi gece gece. Heh. Şimdi. Kaç farklı şekilde konulabilir diyor. Şu kutuya. Önce şu kutuya koyalım. Fark eder mi hangi kutuya koyduğumuz? Bence etmez. Çünkü özdeşmiş kutular. Önce şu kutuya koyalım. 6 tane oyuncaktan herhangi 2 tanesini seçerim. Buna koydum. Çarpı. Buraya ise 4 tane oyuncaktan herhangi 2 tanesini seçtim. Şuraya ise sevgili gençler 2 tane oyuncaktan herhangi 2 tanesini seçtim ve koydum. Ben bunları bir de ne yaptım? Çarptım. 6'nın ikilisi 15. 4'ün ikilisi 6. 2'nin ikilisi 1. Bunları çarparsak ne gelir? 90 gelecektir. Şimdi ben buna eee 6'nın ikilisiyle seçtim, bunu koydum. Daha sonrasında buna 4'ün ikilisiyle, daha sonrasında buna da 2'nin ikilisiyle koymuştuk. Varsayalım ki A ile C oyuncakları buraya, B ile D oyuncakları buraya, E ile F oyuncakları da buraya girmiş bulundu bu seçimimize göre. E, tamam eyvallah da şöyle bir durum olamaz mıydı? Mesela biz bunları çarparak B ile D'yi buraya A ile C'yi buraya, E ile F'yi buraya koymuş da olabilirdik. Olabilirdik ama bu durum aynı durumdu. Neden aynı durumdu? Çünkü sevgili gençler şuradaki kutuyla şu kutu özdeş oldukları için e burada AC vardı şimdi bunda AC olacak. E bunda BD vardı bunda, bunda da BD olacak. Biz bu sıralamayı engellememiz şart. Bunlar kendi aralarında kaç üç tane kutu var. Bu üç kutu kendi aralarında kaç faktöriyel biçimde yer değiştiriyordu? 3 faktöriyel değil mi? Demek ki ben o 90'ı bir de 3 faktöriyel'e bölmem gerekiyor. 90'ı 3 faktöriyel'e bölersek kaç gelir sevgili gençler? 90'ı 6'ya bölersek cevap 15 gelir diyebiliriz. Şimdi burada kafa karışıklığı olabilir. Bu kafa karışıklığına engel olabilmek adına da ben size şunu öneriyorum, farklı bir çözüm yolu öneriyorum, kafanız hiç karışmasın. Şimdi diyorum ki. <laughs> Bu burada kalsın çözüm. Ben şu sorunun altını kullanayım daha sonra sileriz onu. Siz de benimle beraber yazın ikinci yol olarak tamam mı? İkinci yol diye şöyle. Heh. Şimdi genelde de hocalar hep önce zorunu sonra kolayını gösterir. Neyse. Şimdi birinci kutu kutuya bak. Birinci kutu şöyle yaptık üç boyutlu. Bunlardan herhangi bir tanesini seçtim içine lap diye attım. Hiçbir önemi yok. Sonuçta içine girecek mi girecek bir önemi yok. Ben bunun yanına bir tane daha kişi seçmem. Yani oyuncak seçmem lazım değil mi? Kaç oyuncak arasından? 5 oyuncak arasından birini seçtim. Çarpı. Sonra ikinci kutumuz. İkinci kutu için rastgele bir tanesini seçtim. Mesela C'yi seçtim. Yanına bir tane daha gelecek değil mi bunun? Peki A var. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Geriye kaldı 3 üç tane. 3'ün birlisi. Çarpı. Bir tane daha kutumuz vardı. O ikisi de zaten mecburen buraya girecek. 1. 5 çarpı 3 çarpı 1'den cevap 15 olacaktır. Kutular özdeşse, ayrılan gruplar özdeşse bunu yapabilirsiniz. Tamam, sıkıntı yok. Evet, devam. 6 tane özdeş bilye 3 çocuktan her birine en az bir tane bilye vermek koşuluyla kaç farklı biçimde verilebilir diye soruyor. Şimdi 6 tane özdeş bilyemiz vardı. 3 tane çocuk var. Çocukları da şöyle 3 boyutlu çocuk çizemeyeceğim kusura bakmayın. Şöyle çocuklar Ankara oyun havası oynuyor gibi oldu. Şöyle yapalım. Ha, Şimdi her birine en az bir tane bilye verilecek zaten. O bilyeleri bir verelim. Şöyle rastgele. Geriye kaldı kaç bilye? Dışarıda 3 bilyemiz kaldı. bu 3 bilye bunlara nasıl dağıtılacak? Hiç bilye vermediğim de olabilir. Yani sonuçta bunları verdik. Tamam geriye kaldı 3 bilye. Bu 3 bilyeyi de bunlar artık görmezden gelin. Unutun bunları. Bu 3 bilye sanki bunlara dağıtılacakmış gibi düşüneceğiz. Ama ama şöyle de bir durum var. Bu üç bilye bazılarına hiç gitmeyedebilir. Böyle de bir durum var. Peki nasıl düşünelim? <laughs> şöyle diyelim mi? Şimdi bizim 3 tane bilyemiz vardı. Bu üç bilyeyi 1-1-1 bir, bir, bir biçimde dağıtabiliriz. 1-2-0 biçimde de dağıtabiliriz. 3-0-0 biçimde de dağıtabiliriz. Doğru mu? Doğru hocam. Peki şöyle dağıtabilir miydik hocam? 1 0 2 Evet hocam o da olabilirdi. Ve başka? 2-1-0 da olabilirdi valla. Değil mi? Yani 1-1-1 tamam. 1-2-0. 2-1-0. Hatta 0-1-2. Hatta 0-2-1. Bu da olabilirdi. Hatta 2-0-1 yaptık mı? 2-0-1 de yapmadık. Bak 2-0-1 de olabilirdi. 3-0-0 olduğu gibi 0-3-0 da olabilirdi. 0-0-3 de olabilirdi. Şu an hepsini saydık ama canımıza çıktı. Kaç farklı bir şey neymiş? 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 farklı biçimde dağıtabiliriz hocam dedik. Ama inanması var. İkinci yol yazın hemen. İkinci yol. Bu ikinci yolları çok seviyor. Şimdi bu özdeş bilgileri 1 2 3 4 5 6 özdeş yaptık bunları tamam. Bunlar özdeş. 3 çocuğa dağıtacağım ya ben. Ben size diyorum ki her birine de bir tane mutlaka gidecekmiş. Ee, ben size diyorum ki bunların arasına 6 tane bilyenin arasına 2 tane çentik atın bak şimdi. Hop bir çentik hop 2 çentik. Böylelikle ne olmuş oldu biliyor musunuz? Birinci çocuğa 1 bir tane, ikinci çocuğa 3 üç tane, üçüncü çocuğa 2 tane bilye gitmiş oldu. Hocam az önce 1-2-0 diye dağıttık. 3 tane bilye vardı, 3 tane bilye yoktu. 6 tane vardı. Onlar önceden vermiştik. Yani mesela şunlar vardı ya. Burası aslında 1-1-1 değil. 2-2-2. Burası aslında 4-1-1. 4-1-1 olarak dağıtıldı aslında. 1-3-2 olarak dağıtmış olduk. Peki bizim şu bilye dağılımımızı ne etkiledi burada? Senin rolün. Senin rolün neydi peki? Bunların arasında çentik atmaktı. Ee, 6 tane boncuğun arasında kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani senin çentik atabileceğin 5 farklı yer var. Kaç tane çentik at dedim ben sana? 2 tane. Hocam niye 2 tane çentik attık? Çünkü sen 2 tane çentik atarsan bunlar 3 gruba ayrılır. Anlaştık. Dolayısıyla 5'in ikilisi bu da ne yapıyordu? 10. İşte az önce bulduğumuz o tek tek saydığımız ki mesela bunun cevabı 136 da olabilirdi. Neden olmasın? Dolayısıyla sevgili gençler 136 olamaz büyük ihtimalle. Yani çünkü bir kombinasyonun sonucu olmak zorunda ya. Dolayısıyla cevabımız ne olacakmış bu şekilde de hesaplanabilirmiş ve cevap 10 olacakmış İki çözümü de yaz yan yana hangisini tercih ediyorsan o senin bileceğin iş Şunu tercih et ama tamam mı 3 tane özdeş oyuncak 5 tane çocuğa her birine istenen sayıda olmak üzere kaç farklı şekilde verilebilir 3 tane özdeş oyuncağımız var Ama 5 tane çocuk var Ankara oyun havasını oynayanları bir daha çizelim şöyle Bunlar 5 kişi ne yapacağız? Özdeş çocuk da olamaz bunlar. Yani ikiz bile olsalar DNA'ları farklı olur, değil mi? Şimdi 3 tane oyuncağı buraya dağıtacağız da nasıl dağıtacağız? Yani her birine bir de istenen sayıda. Yani 1 1 1 0 0 da yapabiliriz. 3 0 0 0 0 da yapabiliriz. 2 0 0 0 1 bile yapabiliriz. Doğru mu? Doğru. E şimdi biz aslında şunu yapmaya çalışıyoruz gençler bu çocuğun ismi A olsun, bu çocuğun ismi B olsun ya da şöyle diyelim. Bu çocuğa verilen bilye sayısı A, buna verilen bilye sayısı B, bu C, bu D, bu da E olsun. Çok dikkatli dinle tamam mı? al alelade sıradan bir örnek değil çünkü. Mantığını anlarsan çok basit olacak. Şimdi bu çocuk bu yazdığım harfler çocuklara verilen bilye sayısı ve bunların toplamı da kaçmış? 3. Niye? 3 tane bilye var çünkü. Peki 3 de bulduk, 3 de yazdık. Bunlardan bazıları sıfır. Şimdi yukarıda ki gibi bir çözüm yapabiliriz şöyle ama işte bazılarına sıfır tane oyuncak gidebileceği için şuraya çentik atamam ben. E, buradaki hocam sıfır kalsın. O zaman buraya da atarım, şurası sıfır, burası sıfır olur. Olmaz. Yukarıdaki gibi bir çözüm yapabilmek için gayet kaliteli bir yoldan geçmemiz lazım. Yukarıdaki ile arasındaki fark ne? Yukarıdakinde e, çocuklara sevgili gençler en az bir tane verilme koşulu vardı ama burada istenen sayıda ver diyor. Yani dördüne hiç bilgide de vermeyebilirim. Böyle bir şeyim de var. imkanım da var. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir düşünelim bakalım. Şöyle yapak mı? Şu sıfır olabiliyordu. Yani A bir doğal sayıydı. B de bir doğal sayı. C de, D de, E de bir doğal sayıydı. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Peki ben A'ya 1 eklesem ve ben buna A üssü desem. B'ye 1 eklesem ve ben buna B üssü desem C'ye 1 ekledim ve C üssü Bak kaliteli kalite kokan çözüm geliyor ha D'ye 1 ekledim ve buna D üssü dedim E'ye de 1 ekledim ve buna da E üssü dedim Ben bunlara 1 eklediğim için artık bu A üssü B üssü, C üssü, D üssü ve E üssü doğal sayı değil Pozitif doğal sayı oldu Yani artık bunların sıfır olma gibi bir durumu yok e, Güzel A artı B artı C artı D artı E 3 yani bunların hepsini bir eklediğimde bunları buldum ya o zaman bunların toplamı ne olur? Yani A üssü, B üssü, C üssü, D üssü ve E üssünün toplamı her birine bir eklediğim için 8 olmaz mı? E olur hocam. Aslında soruyu biraz değiştirdik. Ne yaptık biliyor musun? Artık 3 tane bilyemiz yok. 8 tane bilyemiz var. Ve her birine Bunların alabileceği minimum sayı değeri 1 ya artık. Her birine bir tane bilye vermek zorunda kaldık. Oyuncak vermek zorunda kaldık. Ne güzel. 8 tane bizim oyuncağımız varmış. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bunların arasında 7 tane boşluk var. Ve 5 kişiye dağıtacağım için 4 tane çentik atmam lazım. 7'nin dörtlüsü cevaptır. Ki o da 7'nin üçlüsüdür. Ki bu da 35'in ta kendisidir sevgili gençler Vallahi bence anladıysan şu an var ya muhteşem bir olayın kapısını araladın sen yani şu an bunu anladıysan muhteşem olaylar kopuyor kafanda bence bir tekrar etsen bunu tamam anlamayanlar da tekrar etsin anlayanlar da tekrar etsin herkes tekrar etsin diyelim ve yukarı doğru bir yol alalım bakalım sağ üst tarafta ne varmış Şimdi sağ üst tarafta ee, buraya bir başlık da atabilirsiniz kendiniz. Geometrik kombinasyon. Geometrik geometrik kombinasyon diyeyim bakalım buraya. Haydi bakalım. Şimdi gençler. Hocam bu kombinasyonun geometriği de mi var? Yani geometriyle kombinasyonun ne ilgisi var diye soracak olursanız var arkadaşlar. Yani ama şöyle doğruların kesişme sayısı, üçgenlerin kesişme sayısı, dairelerin kesişme sayısı gibi ya da bir nokta, iki tane noktadan bir tane doğru geçiyorsa sekiz tane noktadan en çok kaç tane doğru geçer gibi sorulara çözüm arayacağız biz burada. Bir bakalım. Diyor ki bir düzlemde en tane doğru en çok enin ikilisi kadar farklı noktada kesişir diyoruz. Ne, neden? Bir tane doğru, iki tane doğru kaç noktada kesişir çakışık olmayan? bir tane noktada kesişiyormuş. Bak, iki tane doğru var. Bir tane noktada kesişti. Tamam. Her seçtiğimiz iki doğru şey gibi düşün ya. Bak bak çok güzel. Yukarı çıkalım şöyle. Aha bak burası. 7 kişi birbirleriyle birer defa tokalaşırsa toplam kaç tokalaşma olur demiştik ya? He. Şimdi 7 tane kişi vardı. 2 tane seçtim B ile D'yi seçmişim bak burada. Değil mi? Bunların arasında bir tane tokalaşma oldu. Doğru mu? O zaman demiştim ki her seçtiğim iki kişiden hepsi de birer tokalaşma yapar. 21 tokalaşma meydana gelir demiştik. Aynı şey. O zaman ben mesela 7 tane çakışık olmayan doğru varsa zaten bunlardan ikisini seçtiğim zaman bu ikisi sadece bir noktada kesişiyor. O zaman 7 tane varsa 7'nin ikilisi noktada kesişir. Bitti. Tokalaşma örneğinin birebir aynısıymış aslında. Şekli şemali farklı ama bizim için vız gelir tırıs gider, değil mi? Bir düzlemde en tane doğru en çok enin üçlüsü kadar farklı üçgen oluşturur. Hmm. Niye enin üçlüsü? Çünkü 3 üç tane doğru varsa bir tane üçgen oluşur ortada. Anlaştık mı? Dolayısıyla ben seçtiğim her 3 tanesi bir tane üçgen oluşturuyorsa en çok enin üçlüsü kadar farklı üçgen oluşur. Bir düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane nokta enin ikilisi kadar doğru belirtir. Arkadaşlar iki tane nokta kaç tane doğru belirtir? Bak kaç tane belirtiyormuş. Hop bir tane belirtiyor değil mi? O zaman her iki tanesi bir tane belirtiyorsa en ikilisi kadar doğru e, belirtir diyebiliriz en tane e, nokta. Bir düzlemde herhangi üçü doğrusu olmayan en tane nokta enin üçlüsü kadar farklı üçgen belirtir. Niye? Üç tane doğruya ihtiyacım varsa üçgen yapmam için. Üç tane nokta da bana üçgen belirtir. Çünkü... O iki tane noktadan bir tane doğru geçer. Şuradaki iki tanesinden bir tane geçer. Buradaki iki tanesinden bir tane geçer. Al sana üçgen. Tamam. Güzel. Şimdi bunlar anlaşıldıysa. Keşke cevap verebilsen bana şöyle soru sordum diye. Evet hocam falan diye. Ne güzel olurdu. Şimdi bir çember üzerinde bulunan altı farklı nokta verilsin. Oyunu aramaya başladı. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen vardır? 6 tane noktadan Üç tane ne olur? Altının üçlüsü kadar. Üç tane seçeceğim. Bunlardan da üçgen geçer diyeceğim. Cevap 20 olacak. Bir düzlemdeki. Şurayı bir silelim. Bunlar hep az önce yediğimiz haltlar değil mi? Heh. Şimdi. Bir düzlemdeki 8 tane doğrudan 4'ü birbirine paralel. Paralel olanları çizelim. Şöyle yapayım bir tane. Tamam. Tam paralel olsun dedim ama ne kadar muhteşem hocayım ya. Tam paralel doğrular çiziyor. Heh. Bunları da öğrendim. Çok güzel oldu bunlar. Şimdi 4'ü birbirine paralelmiş. Güzel. Şu paralelleri koymasam bile sen onun paralel olduğunu anladın. O kadar paralel oldu yani. Şimdi paralel olmayan doğrulardan üçü bir noktada kesişmekte. Hayda bütün planı bozdu ya bu. Silelim bunları arkadaşlar. Gerçi paralel olmayan demiş. Geri al geri al. Heh. Şimdi dördü paralel. E, paralel olmayanlardan 3 tanesi de bir noktada kesişiyormuş. Şöyle yapacağız yani. Hop. 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 Şöyle yaptık. Diğeri de kafasına göre takılıyormuş. Yani al kafasına göre takıldı. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım ya. Tamam. Bunlar sonuçta ee, uzuyorlar şu şekilde de devam ediyorlar sonuçta bunlar değil mi? Böyle devam edebilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ben şunu sileyim. Burada P noktasında kesiştim. İsim de verelim. Tamam. Bu doğrular kaç farklı noktada kesişirler? Şimdi arkadaşım şöyle diyeceğim. Bunlar kesişmiyorlar hocam zaten burası sıfır. E bunlar da bir. Bu da kendi kafasına göre takılıyor zaten sıfır. Cevap bir mi diye sorma. Çünkü bunlar devam ediyorlar. Bu şekilde devam ediyorlar. Tamam devam ediyorlar. Peki bu saçma çözümü geçtikten sonra mantıklı çözüm üretelim. Şimdi normal şartlar altında iki tane doğru bir tane noktada kesişiyordu. Bizim 8 doğrumuz var. O zaman 8'in ikilisi. Ama ama şöyle bir durum var. Şu 4'e hiç kesişmiyor ki. O zaman oradan seçtiğimiz o fazladan 4'ün ikilisini çıkaralım bir Ahmet. Eksi. Hocam daha çıkaracağımız şey var? Evet var. Şu elemanlar. Şu 3 tanesi var ya. Bu üç tanesi elden ayrılar. Arkadaşlar. Daha fazla noktada kesişebileceklerken. Bunlar bir noktada kesişmeyi tercih etmişler. Soruya göre. O zaman ben bunlar 3'ün ikilisini çıkarırım. Ama 3'ün ikilisini çıkardım ya şu bir tane noktayı da kaybettim onu tekrar eklerim. Şu zaten her birini kesebilir en çok diye sorduğu için zaten en çok diye sormamış ama kaç farklı noktada kesişir en çok kaç farklı noktaya kesişir yani kaç farklı noktada kesişir? Yani kesişir dedim tek noktada da kesişebilirdi sıkıntı yok ama biz en çoğunu buluyoruz ee, bu da zaten her birini kesebilir bunda bir sıkıntı yok onları saydık zaten 8'in ikilisinin içinde 8 kere 7 bölü 2 28 bak burası 28 yaptı eksi 4'ün ikilisi 6 eksi 3'ün ikilisi 3 artı 1 28 artı 1 daha 29. 9 çıkardım. Toplam 20 noktada kesişirler diyeceğim. Umarım şuradaki kısmı ve şuradaki kısmı net bir şekilde anlamışsındır. Devam. Şurayı da silelim. Diyor ki K1, K2, K3, K4, K5. Doğruları P noktasında kesişiyorlar. Şurada kesişmişler arkadaşlar göstermiş. D1, D2, D3 birbirine paralel. Kaç tane üçgen vardır diye sormuş. Hmm, Peki bak şu tarafta üçgen gelmez. Bu tarafta bir üçgen yok. Ve tamam. Üçgenler nerede? Hep bu tarafta. Hatta şöyle de yaklaştırırsak. Bakın arkadaşlar üçgenler hep burada. Şimdi benim üçgenimin bir e, köşesi mutlaka ama mutlaka P noktası olmalı. Niye? Çünkü üçgen oluşturabilmek için şekildeki tüm üçgenlerin kesişim noktası burası zaten. Yani belli bir noktası burası. Tüm üçgenlerin bir kenar, bir köşesi burasıdır. Peki bunların ee, diğer iki köşesini nasıl seçeceğim? Şöyle. Mesela şuradan seçtiğim herhangi iki nokta gösterin bana. Şurada 5 tane noktamız varmış bakın. Bu 5 noktadan herhangi iki tanesi seçelim hadi. Şu ve şu hocam. Al sana üçgen. Hocam peki şunları seçsek. Şunu ve şunu seçsek al sana üçgen. Sıkıntı yok her türlü üçgen buluruz. O zaman ben bu beş tanesinden Herhangi iki tanesini seçersem bir üçgen oluşur mu hocam? Oluşur. Bakın buradaki şu D1 doğrusunun üzerindeki 5 tane noktadan herhangi iki tanesini seçersem 10 tane üçgenin olur. Aynı şey burası için de geçerli değil mi? Burada da 5 tane nokta var. Mesela şu ikisini seçtik al sana üçgen. Veya şu ikisini seçtik al sana üçgen. Dolayısıyla burası da 5'in ikilisinden 10. Demek ki bu da 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için 5'in ikilisinden 10. 10 artı 10 artı 10 toplam bu şekilde 30 tane üçgen vardır diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 7. sayfama. Diyor ki: "Ha bunlar birbirine paralel. Aha bunlar da birbirine paralel. Kaç tane paralel kenar var? Bak şimdi ben şu şekilde bir paralel kenar çizeceğim. Tam paralel kenar olsun istiyorum. Hop şöyle. Ve bir tane daha çizmek istiyorum sevgili gençler. O da şöyle olsun. Tamam mı? Şunu da seçmek istiyorum. Şöyle seçelim. O da böyle. Heh. Şimdi bak bu buna paralel. Değil mi? Şunlar da şu da şuna paralel. Şimdi iki tane düşey paralel. iki tane de yatay paralel seçtiğim zaman ortada mutlaka ama mutlaka ne oluşuyor? Bir tane paralel kenar oluşuyor. Ha. Demek ki bir tane paralel kenar seçebilmek için oluşturabilmek için İki tane düşeye iki tane de yatay paralel, e, paralel, doğruya ihtiyacım var ki benim ortada bir tane paralel kenarım çıksın. E şimdi burada kaç tane düşey var? Beş tane. Beş tanesinden herhangi iki tanesini seçtim. Varsayalım ki şununla şunu seçtim. Yatay paralellerde dört tane var. Dört tanesinde de iki tanesini seçtim. Varsayalım ki D4 ile D2'yi seçtim. Çarptım. 10 kere 6 cevap 60 tane paralel kenar vardır diyeceğiz. Bu seçtiklerim hocam ne işime yarayacak? Bak şu paralel kenarları seçtik aslında biz. Şunu ve şunu seçmiştik. Burada da bunu ve bunu seçmiştik. Bak ortada bir paralel kenar oluştu. Şurası. Doğru mudur? Aynen öyle. Geçtim sevgili gençler bir alttaki soruma. Şekil 20 tane birim kareden oluşmuş. Şekilde oluşan dikdörtgenlerden kaç tanesi kare değildir? Şimdi Dikdörtgenli paralel kenar aynı mantık. Yani iki tane düşey, iki tane yatay paralele ihtiyacım var ki ortada bir tane ne oluşsun? Dikdörtgen oluşsun. E güzel. Kaç tane dikey var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikeyden 2 tanesi çarpı. 1, 2, 3, 4, 5 tane de yatay var. 5 tane de yataydan 2 tanesini seçtim. 6'nın ikilisi 15, 5'in beş, ikilisi 10 çarptım. 150 tane burada dikdörtgen var. Peki ama kaçı kare değildir diyor. Kareleri çıkarmamız lazım. Şimdi kareleri saymanın kolay bir yolunu gösteriyorum. Önce zorunu gösterelim. Ee, 1 çarpı 1 birimlik zaten 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 4 kere 5'ten 20 tane 1 çarpı 1 birimlik var. Peki 2 çarpı 2 birimlik kaç tane vardır? 2 çarpı 2 birimlik bulmak için 1, 2, 3 tane var. 1, 2, 3, 4 tane var. Eşittir 12. Peki 3 çarpı 3 o da şöyle olacak bak. 2 kere 3 olacak 6. Peki 4 çarpı 4'ten var mı hocam? Var. 1 kere 2'den 2 tane var. 5 çarpı 5 yok. Çünkü burası 5 birim etmiyor zaten. Bunları toplayalım şimdi. 20, 12 daha 32. 6 daha 38. 2 daha 40 tane kare varmış. Biz 150'den 40'ı çıkararak cevabı 110 bulabiliriz. 110 tanesi bu dikdörtgenlerden 150 tane dikdörtgenler, 40 tanesi kare ise 110 tanesi kare değildir. Peki kareleri bulmanın kolay yolunu gösteriyorum. L biçiminde 1 yazıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra L biçiminde 2 yazıyorsunuz. L biçiminde 3 yazıyorsunuz. L çizemiyorsanız geri kalanını 4 ile dolduruyorsunuz. Hadi bakalım şimdi bunları topluyoruz. Kaç tane 1 var? 4, 4, 8 tane 1 var. Toplamı 8. Burada toplam 6 tane 2 var, toplamı 12. Toplam 4 tane 3 var, toplamı 12. 4 4 daha da 8 yapar. 8 12 daha 20. 20 daha 40. İşte tüm bunların toplamı bize kare sayısını veriyor sevgili gençler. Kareyi de bu şekilde kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Yani şu şekilde yapmaktansa bence şu şekilde yapmak daha pratik. Geçtim bir diğer soruma. D1 ile D2 paralel iki tane doğru. A, B, C, D, E, F, G ve H noktalarından herhangi üçü olan e, herhangi üçü olan kaç tane üçgen çizilir? Köşeleri herhangi üçü olan kaç tane üçgen çizilir? Şimdi şöyle diyeceğim. Kaç tane nokta var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tanesinden herhangi üçünü seçince üçgen oluşturmuyor muydu? Yani 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktoriyelden 56 tane üçgen yok mudur? Sizce var mıdır? Bence yoktur. Peki 56 tane yoksa kaç tane olacak? Arkadaşlar A, B, C, D, e'den yani şuradaki D2 doğrusu üzerinden herhangi 3 tane nokta seçseniz Hadi bu noktaları birleştirin ve üçgen yapın desem yapabilir misiniz? Yapamazsınız. İmkanı yok. E ne yapacağız? Az önce o 8'in üçlüsünün içerisinde bunları da seçmiştik ya işte onları çıkaracağız. Yani o 5 tane noktadan herhangi 3 tanesini seçtiğimizi çıkaracağız. Eksi bir şey daha çıkaracağız. Buradaki üçünü de seçersek bize üçgen vermez değil mi? 3'ün üçlüsünü de çıkaracağız. 5'in üçlüsü 10'du zaten. 56-10-1 yani 11 cevap ne olacak? 45 olacak sevgili gençler. Geçiyorum 7. sayfamın sol alt köşesindeki bir diğer soruma. Köşeleri D doğrusu ile çember üzerinde bulunan 12 noktadan herhangi 3'ü en çok kaç tane üçgen çizilebilir? Herhangi 3 olan en çok kaç tane üçgen çizilir? Şimdi üçgenleri bulacağız yine. Kaç tane benim e, noktam var? 1, 12 tane nokta vermişti zaten. 12'nin üçlüsü. Şurada. Pekala eksi. Niye eksi dedim? Çünkü D doğrusunun üzerinden seçtiğim herhangi 3 tane nokta bize üçgen vermez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta olduğu için 7'nin üçlüsünü çıkaracağım. Başka çıkarmam gereken bir şey var mı? Başka çıkarmamız gereken bir şey yok sevgili gençler. O halde, o halde 12'nin üçlüsünü hesaplayalım. 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyel 6 eksi 7'nin üçlüsü de 35'ti zaten. 6'yı şuna böldüm 2 2 kere 11 22 çarpı 10 220 yapar 220'den de 35'i çıkaracağız yani cevap 185 olur diyeceğiz 185 tane üçgen çizebiliyormuşuz sevgili gençler bu şekil üzerine biz Sağ üst tarafta binom açılımımız mevcut şimdi binom açılımı dedik binom açılımıyla alakalı sevgili gençler bir diğer videoda bahsedeceğiz artık bu konuyla alakalı. Şimdi bakın aslında notu da görmeyi unuttum ama kombinasyonu direkt bitirir bitirmez aklıma da şurada permütasyonda çözdüğümüz yani permütasyona koyduğum ama çözümünü yapmadığım soru geldi. Çünkü kombinasyon sorusu olmasına rağmen ben permütasyonun sonuna koyduğum için sanki böyle e, nasıl diyeyim permütasyonmuş gibi çözmeye çalıştım ama olmamıştı hatırlarsanız çünkü kombinasyon sorusu sonradan fark ettim ben de. Bunu bir çözelim beraber. Bir havayolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 tane kabin çalışanı bulunmakta. Sabah ve akşam çalışıyorlar bunlar. Değil mi? Bir sabah vardiyası var, bir de akşam vardiyası mı var. Uçuşu var. 8 tane de kabin çalışanımız bulunmakta. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasından en tecrübeli 3 tane çalışan aynı ekipte olmayacak diyor. Yani tecrübelerini diğerlerini paylaştırsınlar istiyor. Ben yine bunu en tecrübelileri 1, 2, 3 olarak isimlendirdim. Geri kalanlar sıradan çinko karbon piller. Bu çok sevdim ben bu lafı ya. Şimdi şunlar en tecrübeliler. Kalifiye elemanlar. Şimdi ne istemişti bizden? Bunlar aynı ekipte olmasını istiyor. Tamam güzel. Ee, buna göre sabah ve akşam uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye sorulmuş. Şimdi ben tüm durumu bir sıralayayım. 8 kişi var. Burada 4 kişi çalışacak. Burada 4 kişi çalışacak. Şuraya 8'in dörtlüsünü seçersem geri kalan 4'ün dörtlüsü de yan tarafa geçebilir. Sıkıntı yok. 8'in dörtlüsünü seçtiğim zaman da bu bize 70'i verir. 70 çarpı 1'den 70. Hocam bir de çarpı 2 yok mu? Yok. O yok. Niye? Çünkü zaten 8'in 4'lüsünü seçerken e, varsayalım ki şöyle sıraladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seçimlerden birisi buyken aynı zamanda ben şuraya 5, 6, 7, 8 buraya da 1, 2, 3, 4 seçmiş de olabilirdim. Dolayısıyla e, her birini seçmiş oluyoruz. Şu an sıralamamıza gerek yok. Peki 70 tane tüm durum. Güzel. İstenmeyen durum ne? şu 1-2-3 kalifiye elemanların, tecrübeli elemanların aynı grupta olmasını istemiyor. O zaman şuraya bir tane seçeceğiz ya. Kaç kişi arasından? 5. 5'in birlisi hocam seçtim. Bunu mu çıkaracağız? Ama 65 şıklarda yok. Evet yok olmaz. Çünkü sen bu 1-2-3'ü buraya seçtin de buraya niye seçmedin? Buraya da seçim 5'in birlisi gelir. Toplam istenmeyen durum adedi 10'dur. 70'ten 10'u çıkarırsan cevabı bulursun. Evet, gençler. Sonraki videoda görüşürüz artık. Tamam? Sözleştik mi? Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol da matematik çalışmayı da unutmayın.